Ömür Uzun şuradan bir tane aç saymışlar ya bak. Bura böyle olmazmış ha. Telefonu bir getir. Ya orada taş var ki arabada taş var geldi oraya. Bak bir taş tutuyor sen oraya kulak da. Ne işte yarısı izanımızda yarısı bizde de. Ayvalı köyünde oturuyorum. Ayvalı şey Ömer Aslan soy ismim. Vallahi işsizim, güçsüzüm, bütün emeğim karşılığı buradan kalkınıyorum. Cenab-ı Allah tabii yani kuldan gelmedi ki diye kuldan geldi. Cenab-ı Allah'tan geldi ama bunun bir an önce çaresine bakmamız lazım. Bütün çocukların yiyeceği, içeceği buradan kaldırıyorum. Yani işim yok, gücüm yok. Yani bu işine uğraşıyoruz. Resul Çelik dün akşam 6 civarında buradan aşırı bir felaket geldi. Böyle birkaç tane taş da buradan aşağı yuvarlanarak gitti. Büyükşehir'de şu elde insanlar mahsur kaldı. Yani biz bunu yıllar önce bu baraj harfiyeti yapılıyorken biz bunu dile getirdik ama bizi kimse duymadı, anlamadı derdimizi. Çok dile getirdik. Şurayı makineler harfiyat doldurdu. Şu harfiyatı anlama kimse alan olmadı. Yani sırf barajın harfiyeti bu. Ayvalık Köyü Muhtarı Musa Demir. Dün saat 5.30-6 sularında büyük bir afet oldu. Köyümüzde birçok yan dere bulunduğu için köyümüz dağınık 11 mahalle. Yan derelerdeki maalesef yapılmadığından dolayı koruma. İşte arazimizin hali, yollarımız tahrip oldu. 2-3 tane de evlerimiz yıkıldı ama çok şükürler olsun ki tek dua ettiğimiz şey insan kaybı, can kaybı olmadı. Ama arazimiz, yollarımız, birçok yüzlerce ağacımız berbat olmuştur. Burada milyonlarca, milyarlarca da maddi hasarımız var. Bir an önce yetkililere birçok gittim bu derelerin yapılması için. Dilekçelerim de mevcuttur DSE'de. Ama bir sonuç alamadık. Maalesef ki en son aldığımız sonuç işte görüntü itibariyle budur. Ben Erzurum'a gitmekten yoruldum. Telefon açmaktan usandım. Ama onlar bir türlü gelip de şu derdimize bir çözüm bulamadılar.
Bizim köyümüz de yapı itibariyle, konum itibariyle çok dik araziye kurulmuştur ki hemen bir çise vurmasında sel geliyor. Bunun bir an önce dikkate alınıp mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum. Teşekkür ediyorum. İsmim Ekrem Yücel, Olta Ayvalı köyü. Ya dün ben bahçedeydim. Çocuklarla beraber geldik. Arabayı, çocukları zor kurtardım buradan. Bu arabayı kaçayım derken işte aile bıraktım, çıktım kenara. Sel de işte böyle yaptı. Yapacak bir şey yok yani, yaklaşamadık. Zaten herkes gördü burada.